Değerli takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler nasılız Rahim'im? Merhaba canlar, hepinize hayırlı günler. Bizler şükür iyiyiz. Biraz toparlandım. Toparlanır toparlanmaz köye geldik. İyi yaptınız. Biliyorsunuz bayramda çalıştık. Yani aslında çalışacaktım. Çalışamadım. Hastalıktan dolayı yattım. Bir gün çalıştım. 2 günde yattım, evde hastaydım. Ondan sonra bugün biraz iyi oldum. Gelin mi teyze de hadi çıkın Aynen. gelin ben de. Zaten yarın gelecektik biz babamlarla falan. Aynen çok alma. Babamlar Ona çalışıyor. at orayı ona. Ben Şişt. saat 5'ten sonra Güzel ya. gidecektim işte part-time. İyi Dedim o bugün de zaman. gitmeyeyim hani. İyi Zaten iyi kaç gündür tamam. Tamam. gitmiyorum. Bir de iş değiştirme gibi bir şeyim var benim. Böyle daha temiz ve saatleri düzenli bir iş bakacağım kendime. O Evet. yüzden bugün dedim hadi gidelim. Yarın zaten babamlar gelecek ne de olsa. Babam da diyor ben de 2 gün izin kullanacağım. Onlar da yazık, Ramazan'da izin kullanamadık. Bayramda izin kullanamadık biliyorsunuz. Evet. Babam da dedi 2 gün hani ben de kullanacağım izin. Gidin bakalım dedim. O yüzden 2-3 gün buradayız yani. Çok mutluyum bu yüzden. Aynen, ben de çok Otobüsten mutluyum. indim. Canım köyüm, canım köyüm diyeyim. Annem gülüyor bana. Çok mu özledin köyünü falan. Biliyorsunuz ben köyü aşırı bir şekilde seviyorum. Mantar Teyzemler de ayıklıyoruz. mantar toplamış. Mantar ayıklıyoruz. Aynen. 4 kilo tam. 4 Yok. kilo mu? 3 kilo atıyoruz da. Altı yüzünü pasana çıksak 3 kilo mantar Mantarlar da ye beni diyor. sizler ne yaptınız? Nasıl geçiyor? Nasıl gidiyor günleriniz? Ne zaten biraz sonra yiyeceğim kokusu. Valla bizimki dolu Tamam. dolu geçiyor. Hani şimdi bahçe bağ işleri de çıktı ya. Evimi bir toparladım güzelce. Peynir yapmıştım. Onu bastırdım şeye. Ne diyorlar ona? Engel mi diyorlar? Ne diyorlar ona? Küpecik. Daha küpeciye bastırmadım anne. Benim oğluşum da biliyor. Selam vermedin takipçilerimize. Merhaba abilerim, ablalarım. Okuldan geldi Ayaz'ım da. Ayazım çok yakışıklı. Yarın Maşallah. öğretmeni okuma yarışması yapacakmış. Birazcık kitap okudu Ayaz. Evet. Tam 30 kere olmamız lazım. Olacak mı sence birinci? Bir dakikada kim daha çok okursa ona baloncuk şeysi verecek. Bize de şey yaparlardı Ayaz. Mesela bir dakika tutarlardı. Bir kitaptan böyle aynı yere hepimiz okuturlardı. En hızlı kim bitirirse ya da en çok sayfayı kim okursa o kazanırdı. Biz de birinci sınıf öyle yarışma yapardık. Hatırlarım yani. Kelimeyi bizde de en çok kelimeyi kim okursa ona öğretmen ya hediye verirdi. Ayaz kazanır ben eminim. Böyle çok kelimeyi çok okuyacaksın Ayaz. Sayardık tek tek. Nasıl güzeldi. Eminim sizlerden de yarışma yapanlar olmuştu bu arada. Biz şeker yiyorduk. Bayram şekeri. Ondan sonra ara verdik değil mi Rahime? Evet. Ağzında onun şeysi var böyle bir tadı. Mantar toplaması çok keyifli Rahime. Gidelim dedim de belki. Sabahleyin de ne çok bulduk mantar. Nereye Gidelim. gittiniz? Kay Gölü'ne. Akşamüstü gidelim. Gidelim. Babanı ikna edersek. Gidelim Hatırlamıyor en son valla. gittiğimizde neler olduğunu. Hatırlıyor musun Ayaz'ım? Yemeğimizi yiyelim gidelim Rahim'e. Tamam. Ayazım da çok cana yakın geldi bu geldiğimizde. Bazen böyle şey yapmaz, sarılmaz etmez ama özlemiş herhalde bizi değil mi Ayaz? Artık büyüyor Abbas daha bilinçli Ayaz'ım ama. Evet her yaşın bir şey oluyor illa ki. Evet. Çekingen biraz. Aslında ne kadar böyle konuşsa etse de hani Evet. böyle sarılma yönünden, öpme yönünden biraz Ayaz'ım çekingen. Ben de şey ona bakaraktan çok severim hani hep böyle sarılayım öpeyim böyle şeyi severim yani. Rahime de bana çekmiş. Beni de çok sever böyle Aynen. candan sarılmayı, öpmeyi falan. Yani kimisi sevmez, kimisi sever. Aslında böyle şey, Bu o internet teyzesine çekmiş sevmemek, sanki. aslında o sevmemekten kaynaklanan bir şey değil de. Mesela annem de. Ben Niye annemi giderim, böyle? onu öperim, annem beni Dursun. bir öper. O ben sevmediğinden değil aslında arkadaşlar ama şey değil böyle hani öpeyim böyle sarılayım sevgisini öyle gösteremez. İçinden sever. Aynen. Ayaz da Kimisi de ona mesela çekmiş. sevgisini böyle sarılarak, öperek, devamlı sevdiğini söyleyerek gösterir. Herkesin şeyi farklı yani. Evet. Ne ara Karakterim. ayıkladık biz bunu Anne Rahim'e? biraz Sen mi hurdanmışım ayıkladın? ha. Rahim ver. Yok annem kurt yok bunda. Sen Temiz. niye kahve? Ki Arkadaşlar kahve ben rengi mantarı olmuş. yani çok fazla değil de ve birkaç tane, bir iki tane çiğ çiğ yerim. Sizce zararı var mı bu mantarı çiğ yemenin? Bir siz yorumlarda belirtin. Çünkü annem
Zararlı diyor. Benim bildiğim zararlı yok değil. Eskiden patates yedirmezlerdi karnında kurtulur diye. Ama hani patates farklı da bu ben. Bu Allah'ın yarattığı. Daha dört olsun. Evet, çekiyoruz. Takipçilerimizle sohbet ediyoruz Rahime'nin eşliğinde. Ben yalnızken tek başıma çok sohbet etmeyi sevmiyorum. Sadece iş yaparken paylaşırım ama böyle yanımda birisi olduğu zaman baba, sohbet güzel oluyor. Konu konuyu açıyor. Akşam üstü zaten akşam üstü şu an. Saat 5:30. Tamam gidelim işte. Yarın da gidebiliriz değil mi? Ahire gidelim şimdi. Yarın şey. Annem yemeğimizi yerim gidelim diyor. Ne diyorum ki siz yemek yemeye kadar saat 2 doğru diyor. Ne ben anlıyor musun? O iş bugün olmaz yani. Yarın da bana olur. Mantar da hepimiz seviyoruz. Vallahi ablamların kısmetinde de varmış yine. O yüzden bunu pişireceğiz. Bir de üstüne yumurta kıracağız. Bir de çorba yanına. Oh mis. Teyzem ne diyor Nayin? Ben onu aradım da. Ha, onun için mi aramış? Ne zaman geliyor lan? Çürük. Anne. Çürük. Belli. Bana mı verdi? Siyah. O siyah çürük değil işte. O onun şeyi. Kendi şeyi. Çürük değil anneciğim. İç öyle bak hepsini. Alt kahverengi oluyor ya. Bekle. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Evet dostlar bir bakmışsınız evdeyiz. Bir bakmışsınız Hatice ablaya geldik. Bir de böyle toplandık da. Anacığım da burada. İlla cahaya bak billa kahra yükselim yükselim giderim diyor. Osmanlar sever mi? Burası şinliklendi böyle görüyorsunuz bacılar. Komşularım, Hatice ablam da hemen sağ tarafımda. Selamun aleyküm seyirciler. Hep beraber toplandık. Hayırlı akşamlarımız olsun. Anneminin Hatice ablam akrabaymış değil mi anne? Osman abim de. Osman da abim, bu da abim. Biri dayımın torunu, biri hanımın torunu. Babamın. Sen mi uzaksın biraz? Osman abi daha mı yakın? Anne, aynı kız. Efendim kardeşim. Babam akrabası olsun sen. Babamdan geliyorum ben. Babam da. Ama Osman direkt bana akrabasın. Baba tamam. Bu da babadan geliyorum. Ya ben uzağım. O halasının şeyi, halasının oğlu, babamın. Ya kız. O da dayısının oğlunun kızı. Nasıl oluyor? Oğlum. Biraz. Hiç anlamıyorum. Hayırlı akşamlar. Ablamın kanalına hoş geldiniz. Biz hep birlikte babam rahmetli. Biri babasının şeyi, sarhabası, biri abasının ya, halasının. Osman'ın babası hala uşağı, bu yanında dayı uşağı. Rahmet. Ne sayarsın? Çay içiyoruz biz diğer dostlar. Çekirdek çitliyoruz. Ben de Ömer hasta dedi annem oraya bakmaya gidiyordum. Serkan dedi ayın da çağırdık. Orada sohbet derdi. Aradım. Serçak'la gidecek Osman abi. O zaman biz de gelelim dediğim ben dedim. Ne mi dedin ayın işte? Gelin biz de tesadüfen geldik. Ondan sonra bizim arkamızda elmaslar geldi. Elmaslar annemler geldi. Hep beraber doluştuk Hatice'yle. Oturamadım. Olsun daha ilk defa gelip bir şey olmaz. Değil mi Hatice abla? Yapımıza bağlı. Ben de gideceğim diye. Oturuyoruz vallahi böyle. İnşallah biz de bekleriz. Bir de Hatice yengem oğlunun düğünü de gelir böyle ailece. İnşallah. Biz gideceğiz ya Hatice abla seni de alıp da. Bir de annemlerden giderken elmasını oraya Hatice ablayı da atacağız arabanın şeysine. Arkaya gideceğiz beraber. Böyle iyi oluyor Fatoş. Fatoş sen de gelelim masa. Gayrı öyle. Vallahi gelsin kalkma. Kısmet olur sanıyorum. He vallahi. Bir akşam da Fatma abiye gelerek. Gelin bir sevim valla. İyi valla. Bir asam bizde bir asam orada. Vakit öyle geçiyor. İyi oluyor valla. İki tatlı sohbet. Bir güler yüz geçiyor hemen vakit. Hatice ablam bir çek dedi. Ben de vallahi çekiyorum diğer dostlar. Bizde durumlar böyle. Adamlar da hemen yan tarafta. Cam ekenin oraya. Cam ekenin oraya Hatice abla soba kurmuş. Çay varsa bana da. Evet çenge dedim. Çay da içtim. Çıkar anne. Osman abi akrabam oluyor. Ya bu da İzgem oluyor. Öyle gördüm. İzgem'i ben Hatice abla diyorum.
Nail batırmış bir çekim. Nail bezerim. Ne yaptı Osman abi bu Nail yine? Ben çitlemedim. Abo! Bak ben bir tane çitlemedim. Hayır ben misafir geliyor ne ihtiyacı var? Yok ya. Çapladan ortasında ben üstüme atıyorsun. Emre kim yaptı Emre? Batıracak. Baban mı batırıcı? Ha batırıyorsun Osman abi. Ondan sonra benim üstüme atıyor Emre. En doğruyu Emre kardeşimiz söyledi. Bakar mısınız? Canım benim ya. Babacan hoş geldin. Yorgun gözüküyor. Haçaplan çiçeklerini görüyor musunuz? Ne güzel her yerde çiçeği var. Şurada kelebekmiş. Biraz sonra belki yakından gösteririm şöyle. Buyur baba. Allah Allah. Kelebekmiş. Baksana hem kalp gibi hem kelebek gibi. Böyle oluyor ya. Ben böyle yapayım. Söyle. Dümdüz açıyor. İşte böyle gösteren. Nasıl ya? Böyle. Bak bana. Dümdüz açıyormuş. Söyle bu da çok güzelmiş mor olan. Şekerim. Çocuklar şeker yemiş yemiş buraya yapmışlar. Bakar mısınız? Haçaplan şeylerini. Aynen. Süs yaptılar ya. Şu da şey küpeli miydi? Küpeli diyor İlke ablam. Ondan alıp gidecek her şey yaparsa. Şunlar da domates fidesi. Şunlar da pek güzelmiş. Onlar da güzel. Sen neresi koyuyorsun? Bulaşları da yıkadık şöyle. Hatta bulaşlarını yıkadım ben. Yarın sizde de mi var şey yoksa? Yok hani düşünmüyorum ben. Ha bizde de okuma yarışması varmış. Yarın Ayaz okuma yarışması yapacak da. Hiç okudu mu Kerim? Yok yarın okuma yarışması yapacakmış. Çok kim çok okursa ona bir tane hediye verecekmiş öğretmen. Kerem aynı mı gidiyor Ayaz? Oldu. Sen hiç okuyacağını da zannetmiyorum. Olsun yine o şeyinin hani hızlandırsın okumayı diye şekillendiriyordur. Eski eğitim sistemi yok yani. Öğretmenimiz de çok şey o konuda. Ödevi yapmış, yapmamış, çalışmış, çalışmamış. Öğretmenimiz de korkmuyor mu çocuk? Allah'a emanet olun. Yok böyle bir korku. Biz de korkardık. Bir de yani yapmadım annelerin şey söylenirdi. Siz söylüyorlar mı? Bizde durumlar böyle. Bizi çekiyor. Hadi bakın. Hadi baktık. Elmas. Resim çekiyorum. Yarın ekranlarda kendinizi görebilirsiniz. Ne yapıyorsun bacı? Kahve yapıyorum arkadaşlar. Kerim buyurun size de yapayım. Hatice ablanın makinesini çıkartıp kaşığıyla koyuyorum. Şöyle bir kaşık herhalde. 5 kaşık koyayım. Kahvenin canları büyük değil o kadar. İlke ablan makinesinde yapıyor ya. Neresine bacım? Al canım. Fincanda ne kadar çık bakar mısın Hatice ablanın? Sen diyorum yap bacı diyorum. Şöyle 5 tane yaptım. Şunu şöyle koyayım. Bu makinede ben pek alışkın değilim yapmaya. Herkes şekerli mi, orta şekerli mi içer? Biraz şekerli yapayım. Orta şekerli yap bacım sen. Çünkü 5 şey yaptım. Sade için yok çünkü. 2 tane yapsam yeterli. 5'e ne mi? Aha. 3 tane kat. Aynen onlar severler, severler, severler. 3 tane kat. Büyükmüş lan açıklamanın makinesi sanki. Ya hepsi böyle de fincanlar küçük. Öyle mi? Ha, ben de 4 tane alıyor zannediyorum. Onlar hepsi aynı da fincanlar küçük olduğu için suyu çok alıyor. Hatçaklan mutfağında oturuyoruz. Neden derseniz diğer odalar soğuk. Burası Cem Eken'in odaya kurmuş sobayı. Buraya kurmuş. Oranın sıcağını ama iyi yapmış. Burada yemeği yapar. Bulaşı yıkar.
Orada ısınır, otururlar salon gibi. Fatoş'um. Hatice ablanın fincanlarını hazırladım. Şimdi bunları adamlara vereceğiz. Kaç tane? 2, 4, 6. 6. 5 tane çıkar. 5. Şu bir tane. Hepsi aynı mı fincanlar? Şunlar aynı. 2, 4, 5 tane yaptım. O farklı değil mi? Yok, tamam. Orada. Efendim? Su mu diyor? Su mu istiyorsun baba? Ha. Öttü mü bacı? Öttü ya. Ha. Güzel oldu, ellerine sağlık. Osman abi, yok mu güzel bir kahve yapan diyordu. Alın size güzel kahve. Evet arkadaşlar, Derman peynir en son sıktı. Şimdi bezden çıkartacak. Bezden şey diyor mu balita? İçine de giriyor mu? Birazcık hayır. Küpeciye basacak. Bakalım kaç kilo çıkacak, ne kadar küpecik. Aslında sonra tartıyla mı getirseniz, kalanını bozmasanız, üflemeseniz, kalıp kesseniz kenardan, küpeciğin alacağı 6 kilo. Niye üflenecek? Belki 6 kilodur burası. Allah Allah, işte tartım ha, diyor. Neredeyse ben getirdim açıkçası. Ama elinde elinde. Öbür şeyde, depoda tartı var, getirme. Ayme orada mı? Şu orada. Benim annem o küçük şeyde. Ayme, şu orada. Dur ben getirdim teyze. Yok yok ben. Hepinize günaydın arkadaşlar. Biz sabah ettik valla. Güzelce uyuduk. Uyandık. Biz de. Şimdi bizimkiler geliyorlar. Neredelermiş? Yeni çıkmışlar. 5 geçe. Ondan sonra kayınvalidemler biz orada kahvaltı yapacağız hep beraber. Dermanlar da geliyorlar. Gidelim kahvaltımızı yapalım. Onları ellerini öperim. Ondan sonra çıkarız. Büyükleri gezeriz. Bize bayram yeni geldi daha. Değil mi köyde? Ha. Köyde ilk bayramı yaşayacaksın. Sen Allah iyi geceler. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bez altına böyle bacı olan. Şu. Kanki. Bismillahirrahmanirrahim. Var ya 7 kilo. Sen tahmin edin 8 kilo çıkacak. Ha 7 7 yüz. Tamam. 300 gram eksik. Bence anca dolduruyorum. Basacağım ya şöyle. Öyle mi? 6 kilo doldurmuyor mu? 6 kilo. O zaman biraz artacak. Erman diyor doldurur mu ki doldurmaz mı ki değil. Evet. Doğru demek. Ya bunu kuvvetli kuvvetli şimdi şeye basması var. Şimdi basarsan geç kalmıyor. Gideceksek sonra bastaydın bize. Çıkarsın da basmasın. Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Koyusun. He, koyuşit. Şöyle. Çörek otladık arkadaşlar biz. Tuzunu da güzelce karelledik. Şöyle Derman bacım basmaya başladı. Şarjını da az açsak. Ekran karardı. Olsun. Evet. Bakalım iyice doldurur herhalde. Çünkü 6 kilo alıyormuş ya. Maşallahınız esir yemeği gerçekten çok zor hani şey yapılıyor, üretiliyor, bakılıyor. Hiç kolay değil. Şey, İlk ablamın kanalında bir tane hatun Erdem var, ismini de vereceğim. Nail'in kılığına, kıyafetine şey yapmış. Kötülemiş. Akşam, kötülemiş şey, aynı. Şey aynıya bakmıyor gibisinden. He. Vallahi yerine göre giyiniyor da yerine göre giyinmiyor da. Akırın pecerinin içinde canım. Tavuğumuz var, hayvanlarımız ya. Var. Yani o var ya 3 senedir takıntılı. Takıntılı vazda geçmiyor. Aynen. Ondan sonra insanı birbirine düşürmeyi de seviyor, kıyaslamayı seviyor. Valla herkesin şeysi farklı farklı. Aslında hiç de çok aslında kötü. Şey yapmıyorum. Hani çünkü normal takılmıyor. Olduğunu düşünmüyorum. Fatih Tal kardeşimiz var. Bir önceki videosunda da Nail'i çok takdir etmiş. Gönül almasını biliyor, dua alıyor. Hı-hı. Çok da çalışıyorum diyerek de. Kim nereden bakarsa öyle görüyor. Tabii. O bak 3 senedir aynı gözle bakıyor o hatun nereden. İzliyormuş da daha bile. Kötü gözle bakarsan kötü yorumlar yaparsın her zaman. Çünkü niye? Hep aklında yani kötülük olur. Sevmediği insanları izleyerek hani. Aynen, hiç izlemeseler daha iyi ama işte çıkıyor 1-2 tane. O yüzden takipçilerimiz ne diyor, hiçbir şekilde gale almayın öyle yorumları. Yok, silin gitsin, engelleyin işte, gitsin. Biz engelliyoruz görüyoruz. Artık öyle yorumları. Aynen. Bir o kadın çıktı işte. O gün buna yazmış. O da yani yatsın dursun bakalım biz onu gale almıyoruz. Öyle insanlar var ki çalışsan hani kılığın kıyafetin kötü diyor. O videoyu çekerken evet. Ayrı çekemezsin ki. Hani tabii o ki. Biz işimizle gücümüzle zaten karşınıza çıkıyoruz. Aynen öyle. Hani boş boş şeylerle değil yani. O yüzden ayrı bir kıyafet giyip de hani biz ne yapacağız o an hani çalışamam da. Hiç mi dikkat etmiyordu? Bayramda, seyranda giyiniyordu, sizi, kuşanıyordu. Sizi bilen bilmiyorum bacım. Gören görmüyorum. İşte her yani, şekilde biliyorlar da görüyorlar da. Onlar kendisine şey veriyor aslında. Zarar veriyor. Sevmediği insanları izleyip kendi kendine doluyor yani.
Şu itmeye gerek yok, boş ver. Takılma ya. Yine de o hatun erdemi yani Esed'le kılıyorum. Şuna çünkü bakalım. Zihniyetini değiştirmiyor yani bir türlü. Kendine zarar verdiğini düşünüyorum. Beynini böyle gereksiz şeylerle kötü yorarak. Şeylerle. Evet. O zaman bacım basmaya devam etsin bakalım. Aynen. Bitişte görüşürüz. Evet, peynirimi güzelce bastım. Hazır, artık döndüreceğim güzelce. Orada iyice suyunu çekip tadı bir farklılaşıyor o zaman. Allah yemeği nasip etsin diyelim. Tadı çok güzel oluyor. Bu şekilde kuma döndürülünce. Aya slime oynuyor. Bitlik yapıyor. Bitti bu kreker. Biz burada ne yapıyoruz? Oturduk. Hayvan güdüyoruz. Emeklerimize bakıyoruz. Onlar da otlanıyor. Ot diyorlar. Şey, ablamlar Adem dayımlara gittiler. Oradan da annemlere geçmişler. Bugün kayınvalidemde kalacaklar. Yarın da bana gelecekler. Nayi nasıl kraker yiyorsun? Çocuk gibi. Öfkeden bitmesin diye az az ısıtırdım. Şöyle. Hemen evimizin yanındayız. Görüyorsunuz. Vallahi bize keyifler iyi. Sohbetimizi edip burada oturuyoruz. Hayat öyle yapma. Eve girsen olacak. Evin soğuk. Abi elini yuvarla. Bozuk. Bak olursa. Ben ellerim yapışıyor. Benim ellerim hasar görmüş. Yakıyor siyah pantolon da la. Allah. Yakıyor mu? Hmm. Sıcak var. İyi sıcak var maşallah. Ben ne edin edin. Oğlum nasıl küçük slime'ın varmış ya. Evet. Ayaz bayram haşlarını slime'a vermiş, görüyorsunuz. Bir daha buna para yok. Para yok buna, bir daha para yok.